hocam, kalp krizi geçiren bir kişinin tedavi süreci nasıl seyreder? Hasta kendisini nasıl hissetmeli? Bu tedavi süreciyle ilgili de izleyenlerimizi bilgilendirir misiniz? Kalp krizinin tedavisi aslında bunu anladığımız ilk andan itibaren başlamalıdır. Yani hasta kendisini kalp krizi hissediyorum veya buna dair şüphelerim var dediği andan itibaren aslında başlatmalıyız bu kalp krizi. Yani, bunun en önemli tabii basamağı 112 veya ambulans hizmetinin hemen sunulup hastanın en yakın bir tıp merkezine veya bir bunun tetkikini, tedavisini yapabileceği bir sağlık merkezine hemen ulaştırılması olur. Ülkemizde henüz yaygın değil ama Avrupa'da ve Amerika'da bazı birçok yerlerde metrolarda bile ani ritim bozukluğunu oluşturan durumlar için çeşitli şeyler var. Küçük de olsa defibrilatör dediğimiz cihazlar var. Bunlar yani halk arasında mesela acil müdahale yapabilecek sertifikaya sahip eğitimini almış kişiler de var. Ülkemizde henüz bunlar yaygın değil ama yani ani olarak gelişen bir kalp krizinde hemen ilk müdahale evde dahi başlatılabilir. Bir bilinç kaybı durumunda, bir solunum durması durumunda. Yapacağımız şey eğer kendimize bir kere yanımızda bir yakınımız varsa hemen bir onun yardımıyla birlikte bir ambulans çağırıp bir kendimizi bir sağlık merkezine, bu işi yapabilecek bir sağlık merkezine sevkimizi sağlamaktır. Vakit kaybına gitmemek gerekiyor. Vakit, yani bir an önce vakit kaybı olmadan hemen tedaviye başlamak gerekiyor. Kalp krizinde günümüzde artık yapılabilecek en önemli, en büyük tedavi, en büyük aşaması ilaçlar olmakla birlikte esas olarak koroner anjiyografi dediğimiz yöntemdir. Koroner anjiyografide hastalarımızı, damarlarını hem görüntülemeyi sağlıyoruz hem de bu görüntüleme haricinde tıkalı olan, az önce ilk tanımını yaparken yani kalp krizi bir o kalbi besleyen damarın tıkanıklığıydı. Bu tıkanıklığın açılmasını sağlıyoruz. Hani burada kastettiğimiz şey tedaviden esas olarak fayda sağlayacak olan kısım ise esas olarak burası zaten. Yani hastanın damarının en kısa sürede açılması. Peki burada ideal süre nedir? Yani ideal süre tabii ki yani kitabi olarak bahsettiğinizde ilk 2 saat içerisinde muhakkak hemen o damarın açılması gerekiyor. Ancak hani ülkemizde özellikle İstanbul şartlarında tabii yani trafiği de göz önünde bulundurduğumuzda acil bir merkeze gitmek, o acil merkezin tabii ki bir koroner anjiyografi hizmeti sunabilen bir merkez olması gerekiyor. Veya orada yoksa eğer hastayı bir üst merkeze sevk etmek süre kaybına yol açan şeyler ama ideal olarak ilk 2 saatte ama eğer ilk 2 saatte de yapılamıyorsa muhakkak ilk 6 saat içerisinde hastaya acil olarak anjiyo yapmak gerekiyor. Anjiyografi kalp krizinde tedavinin ana unsurudur, hayat kurtarıcıdır ve bir an önce muhakkak yapılması gereken bir durumdur. Onun haricinde hastalarımıza yoğun olarak ilk 6 saat içerisinde hemen başladığımız kan sulandırıcı ilaçlarımız vardır. Bu kan sulandırıcı ilaçlar açılan damarın ani olarak oraya tıkanıp da bizim acil olarak açtığımız damarın o açıklığının idamesini sağlar. Yani daha sonraki saatlerde bazen hastalar tekrar kalp krizi geçirebiliyorlar. O tıkanıklı olan damar açıldığı halde stent veya balon gibi bir işleme maruz bırakıldığı halde yine tekrar tıkanabiliyor. Esas olarak burada kan sulandırıcı ilaçlarımız da yine en az anjiyografi kadar önemlidir. Ama ilk başta her şeyden önce bir kalp krizi hastasının tedavisindeki en önemli şey şüphe. Yani hastanın kendisinin veya yanında bulunan bir kişinin o anda bilinç kaybı olabilir. Hasta kendini hissetmeyebilir. En önemli şey şüphe. Şüphe duyduğumuz anda yapabiliyorsak eğer hemen bir ilk olarak bir sağlık merkezine gitmek veya muhakkak bir 112 acil ambulans aracılığıyla en yakın bir sağlık merkezine ulaşmak ve o en yakın sağlık merkezinde de bir acil bir müdahale imkanı yok ise bir üst merkeze hemen hastanın sevki sağlanmalıdır. Kalp krizi geçiren hastalarda uzun vadeli yapılan çalışmalarda aslında tedavinin başarısızlığına yol açan en önemli etken ilaç veya koroner anjiyografinin başarısızlığı veya ilaçların etkisizliği veya işte hastanenin yetersizliğinden ziyade yapılan çalışmalarda en önemli başarısızlıktaki en önemli sebep hastanın uygun merkeze geç nakil olması. Yani buna trafiği ekleyebilirsiniz veya işte yanındaki kişinin o anda onu akıl etmemesi veya hastayı acil olarak bir yoğun bakım merkezine götürmemesi olabilir. Veya işte hadi ne olacak canım hani bir yarım saat daha bekleyelim belki geçer denilebilir. Bunları çok görüyoruz. Yani hastalardaki
tedaviye geç kalmıştık. Bugün artık koroner anjiyografi şeyde acil kalp krizindeki en büyük sorunumuz. Yoksa hani tedavinin kendisiyle alakalı veya ülkemizdeki teknik imkanlar, şartlarla alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Veya ilaçlarla alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Ama ne yazık ki İstanbul gibi trafiğin yoğun olduğu bir yerde hastaların ölümüne en büyük sebep olan şey ne yazık ki hastanın hastaneye geç gelmesi.